İyi akşamlar sevgili seyirciler. 32. güne hoş geldiniz. Nihayet oldu. Nihayet Telekom maçı bitti ve bize göre 1-1 sonuçlandı. Ama kim kazandı, kim kaybetti belli değil. Önümüzdeki dönemlerde o daha belli olacak. Türkiye'nin en popüler iki isminin Kemal Derviş'in yapılan bir ankette ve Erden İnönü'nün Türkiye'nin en popüler insanları olduğu ortaya çıktı. Her iki isim de soldan, her ikisi de siyasetin şimdilik dışında görünüyorlar. Ancak özellikle Erdal İnönü'nün önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden aktif siyasete döneceğini açıklaması bekleniyor. Ama hiç belli olmaz. Biz de bu programı Türkiye'nin soluna ayırdık. Soldaki gelişmeleri, yeni parti projelerini ve solun önde gelen isimlerinin görüşlerini, kulislerini araştırdık. Stüdyomuzda Türk solunun duayen isimlerinden Mümtaz Soysal var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Ne olmuş? Bilmiyorum, öyle bir söylenti duydum. Öyle bir söylenti. Oldu bitti. Oldu bitti. Hı. Ama aslan gibisiniz zaten. Öyle, peki. Ondan önemli olan oydu. Sevgili seyirciler, Mümtaz Hoca ile Türk solunun ufuk turuna başlamadan önce sizleri 25 yıl öncesine götürmek istiyoruz. Hani dağlara taşlara halkçı Ecevit yazılan, solun meydanları doldurduğu o günlere, 1976 yılına gideceğiz. Acaba 25 yılda ne değişti sorusunu araştıracağız. Türkiye'nin emekçileri, işçileriydi. İlk kez yasal 1 Mayıs kutlanıyor, meydanlar emek en yüce değerdir sloganlarıyla iniyordu. 1970'lerin Türkiye'siydi. Sol rüzgarlar alanlarda sert esmeye başlamıştı. Sosyalistler kırmızının her tonuyla ama daha önemlisi işçiler arasında buldukları destekle yürüyordu. Ancak asıl güç Ecevit'in özgürlük simgesi güvercini ve onu halktan gösteren mavi gömleğiydi. Dağlara taşlara umudumuz Ecevit ya da Karaoğlan yazılan günlerdi. Solun iktidar mücadelesi verdiği dönemdi. Çok büyük bir sosyal demokrat parti bütün solu bir araya getirme becerisini gösteriyordu. Açılımları öyleydi, işleyişi demokratikti. Ve o ortamda 1 Mayıslar çok daha heyecanlı oluyordu. Ecevit'in bozuk düzeni değiştirme çağrısı yankı bulmuştu. Sol dalga dalga Türkiye'yi sallıyordu. Çalışanlar, işçiler, köylüler solun eşitlik, özgürlük ideallerine kapılmıştı. Ülkede gelir dağılımı bozuktu ve bunu ancak sol düzeltecekti. Ve 25 yıl sonra yine Taksim Meydanı. Bu defa kutlanan yılbaşı. Taksim Meydanı bir kez daha İstanbul'un varoşlarından kopup gelen gençleri ağırlıyor. Ve kutlamalar kısa sürede küçük bir isyana dönüşüyor. Meydanı hükmeden otelde eğlenenler aşağıdakilerin canını sıkıyor. Zira onlar sosyete dediklerinin ne yediklerini yiyor ne de içtiklerini içiyor. Kutlama sevinci bile gelir dağılımındaki uçurumu örtmüyor. Ancak bu defa zenginlere kızanlar sol kollarını kaldırmıyor. Zenginlere kızanlar bozkurt işaretleri ve ya Allah ya Bismillah Allahu Ekber sloganlarıyla sınıflar arası bu ayrımı protesto ediyor. Yani varoşların yoksulları için sol 25 yıl önceki umudu yitirmiş görünüyor.
Ya Allah, Bismillah, Allah Ekber diye bir slogan duyarsınız. Buna baktığınızda kendi başına masumanedir. Ama bu sloganı duyduktan 2 dakika sonra mutlaka kan, gözyaşı, nefret, satırlar ortaya çıkıyor. Nasıl oldu da sol bu geleneksel seçmen tabanını yitirdi? Nasıl oldu da solun idealleri böylesine unutulup gitti? Sol emek adına çok uzaklaşmış, bu değerlerden çok kopmuş durumda. Böyle olduğu için ki aradan geçen zaman içerisinde sol diye ortaya çıkanlar bu değerlerden uzaklaştığı için halkın güvenini kaybetmiş ve bir alternatif olma, bir güç olabilme açısından iddiasını zayıflatmış durumda. Bugün 25 yıl önceyle karşılaştırıldığında Türkiye'de sol en büyük avantajını yitirdi. Meydanlardan, sokaklardan, fabrikalardan, sendikalardan, derneklerden, yani solu halkla birleştiren o dev sinir sisteminden giderek uzaklaştı. Sözünün doğru olması yetmiyor. Sözünün doğru olması geniş kitlelerle bir organik ilişki kurmasıyla anlamlı. Köklü çözümleri ancak toplumda kökleşmiş örgütlenmeyi sağlarsanız gerçekleştirirsiniz. Solun ideallerine adil düzen diyen dinci ve vurguncu düzene karşı çıktığını söyleyen milliyetçi muhafazakarlar üstlenmişti. Solun bugün liderlerine bakınız. Sayın Ecevit'e bakınız, Sayın Baykal'a bakınız. Ortada olanları ifade ediyorum. Ne Demokratik Sol Parti'nin ekonomik ve sosyal politikalar bakımından, ne Demokratik Sol Parti'nin, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi liberal sağdan çok ayrı gibi gözükmüyor. İnandırıcı değil. Peki bu gerileme sürecinde ne olmuştu da Türkiye'de umut da muhalefet de sağ haline gelmişti? Ne olmuştu da giderek sağcılaşan bir sol değerlerini kaybetmişti? Sol varoşları büyük ölçüde kaybetti. Yani Kağıthane'de Fazilet Partisi 2 veya 3 dönemdir üst üste belediye başkanlığı yarışında birinci çıkıyorsa solun varoşları kaybettiği bir gerçek. Sol sosyeteye karıştı biraz. Bu sürece damgasını vuran hiç kuşkusuz 12 Eylül oldu. Dünyanın her yerinde sol sendikalarla çalışanların siyasete el koymasıyla gıdasını alıyordu. Oysa 12 Eylül yönetimi sendikaların çalışanların siyasete girmesini yasalarla engellemiş. Ancak daha önemlisi, polisiye önlemlerle solun önderleri, sendikacılar, işçiler, öğretmenler, siyasetçiler hapsedilmişti. Ancak yıllar geçip iktidara gelen Sosyal Demokrat Partiler 12 Eylül yasalarını değiştirmeyince artık sorun ne yasalarda ne de dünya konjonktüründe aranmalıydı. 80'den sonra oluşan sol partilerin hiçbirisi, yeterince Sosyal Demokrat Partilerin hiçbirisi bu boşluğu doldurmadıkları, aldıkları oylarla belli. Kendisini sol diye sunan partinin bugün geldiği çizgiyle emeğin talepleri aynı çizgide değil. Sosyal demokrat sol bir ideolojiyi paylaştığını söylemek mümkün mü bugünkü sol partinin? 25 yılda sol bambaşka bir kimlik edinmişti. Sol mu halktan kopmuştu yoksa halk mı solu terk etmişti? Bugün bu soru hala yanıt bekliyor. Mümtaz Soysal, bunu size sormam gerekiyor. Sol mu halktan koptu, halk mı solu terk etti? İkisi birden oldu. Sol bir kere halkın muhtaç olduğu çözümleri, onun özlemlerini karşılayamaz duruma geldi. Biraz önce Sayın Budak 1970'lerin, 76'nın, 77'nin solundan söz ederken sosyal demokrat sözünü kullandı. Oysa bu aslında 1980 sonrasında ortaya çıktı. O zamanki adı ortanın soluydu ve düzen değişikliği istiyordu. Çünkü düzen çürümeye başlamıştı. 1980'den sonra daha da bozuk bir düzen ortaya çıktı. Sınıflar arası, bölgeler arası farklar, başkalıklar çoğaldı. Gelir dağılımı büsbütün bozuldu. Buna karşı solun bir tepki ortaya koyması gerekirdi. Böyle olmaz, bu dışarıdan dikte edilen politikalarla Türkiye bir yere gidemez diyebilmesi lazımdı. Biraz daha radikal olması gerekirdi. Onun yerine 1980'de biraz da o zorlamalar dolayısıyla kullanmak zorunda kaldığı bir sözcüğü çok ciddiye aldı. Sosyal demokrat, SHP diye. O zaman dikkat ederseniz sosyal demokrat tek kelime olarak yazılıyordu. Evet. Biraz CHP'ye benzesin diye. Evet. Çünkü CHP yasaklanmıştı. Ve sosyal demokrat denince de bu Avrupa'daki sosyal demokratlar neyse Türkiye'de de öyle olunabilir. Hı. Oysa Türkiye Avrupa değil.
Türkiye geri kalmış bir ülke hala. Gelişmekte olan, kalkınma zorunda olan ve başka politikaları izlemesi gereken. Yani sosyal demokrasi işte düzenin yaralarını sarmak, işte fazla acı olmasın falan demekse ya da farklılıkları gidermekse, bunların daha öncesinde düzenin değişmesi, paylaşılacak pastanın büyütülmesi, kalkınmanın gerçekleştirilmesi gerekirdi. Onu bu politikaları bıraktı. Orada bir yerde halktan koptu. Halktan koptu ama halk o halk kendisinden kopunca o da ondan koptu. Ve oy şeyi de bundan geliyor. Oy tabii kaybetmesi de bundan geliyor. Düzen değişikliğini bu defa isteyenler sağdaki dinci eğilimler oldu. Onlar adil onlar düzen aldılar. Demeye başladılar. Bir de milliyetçi o zamana kadar pek halkın özlemlerine yanıt vermemiş olanlar bu bayrağı kaptılar. Onlar da düzeni başka türlü değiştireceğiz dediler. Ve o, halk da onların halk peşinden onların, gitti. Yani iki tarafın da peşinden gitti. Ama 12 Eylül mesela 12 Eylül Anayasası'nın bunun üstünde mutlaka bir etkisi oldu. Tabii yani, biraz önce söylendi. Bir kere solu iyice budadı 12 Eylül dönemi. Öğretmeniyle, öğrencisiyle, işçisiyle, sendikacısıyla, partisiyle budadı. Ve tabii bunu işte ülkede huzur gelsin vesaire diye yaptı. Bilinçli mi yaptı, dışarının zorlamasıyla mı yaptı, içerideki güçlerin zorlamasıyla mı yaptı? Abi, o ayrı. Niye düzeltemediniz? Siz iktidarda oldunuz. Yani sizin partiniz iktidarda oldu. Bir kere zaten düzeltebilmek için güçlü olarak gelmek gerekirdi. Başkaları daha güçlü olarak geldiler. Bakarsanız 1991'de yani benim içinde bulunduğum koalisyonda biz hükümetin ikinci partisiydik. Öbür Demirel'in partisi ve sonra Çiller'in partisi sol olduğunu söyleyen ama sol politika üretemeyen partinin yanında daha büyük bir partiydi. Ama onlar da aslında onların da değiştirmesi gerekirdi. Tabii. Onlar da değiştirmediler anayasayı. Onlar da 12 Eylül'ün izlenmesiyle... Onların biraz işleri de geldi o anayasa. Yani anayasa solun anayasası değildi ki. Sağın anayasası. Onlar kullanmayı tercih onlar, etti. Evet. Sol da bunu değiştirecek gücü gösteremedi. 1995'te bir teşebbüs ettik. Yani bazı anayasa değişiklikleri yapıldı. Hiç olmazsız sendikalar üzerindeki, partiler ama üzerindeki o kadar takım. Şeye kadar gitti. Ama o dahi gerçekleştirilemedi. Çünkü düzen buna karşı çıkıyordu. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra şu anda Ankara'da yavaş yavaş olgunlaşan bir sol partiyi anlatacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, isterseniz bir de Türkiye'nin sosyal demokrat hareketine göz atalım. 12 Eylül'den bu yana sosyal demokratlar nereden nereye geldiler? Parti içi hangi sorunları yaşadılar? Elif Kaleli'nin araştırmasıyla sosyal demokratların 21 yıllık serüveni ekranlarınıza geliyor. Eylül sonrasında generallerin kafasındaki Türkiye senaryosu iki partiye dayanıyordu. Bir parti merkez sağı, diğeri de merkez solu temsil edecekti. Komutanların icazetini alan partiyi kuracaktı. Senaryoyu bozan partiler hemen veto edildi. Bunlar arasında SODEP yani Sosyal Demokrasi Partisi de vardı. Bu arada Necdet Çelp komutanlara çıkmış ve izni almıştı. Böylece Halkçı Parti kuruldu. Ancak Çelp'i halka tanıtan ne karizması ne de parti programı oldu. Televizyondaki bir açık oturum onu popüler kıldı. Ama açık oturumun galibi Özal'dı. Ve iktidar koltuğuna Özal oturdu. Yani satamazsınız. Satarız. Gelirimi satıyoruz yani. Anlıyorum efendim. Bir dakika. Kaç yıllık gelirimi satıyorsunuz? İlan nihai mi? İlan nihai satarız. O fiyata. Haydi efendim. Güldürmeyin, güldürmeyin. Çarpın Halkçı Partisi Ecevitli yılların %40'ı geçen oy oranını tutturamamış %30'da kalmıştı. Bu dönemde 12 Eylül yönetimi tarafından yargılanan Ecevit ise izinle parti kurmaya karşı olduğunu ilan etmiş ve suskun kalmıştı. 1985 yılında Halkçı Parti ve SODEP birleşti. SHP yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin genel başkanlığına Aydın Güven Gürkan seçildi. 1986'da ise Sosyal Demokrat Hareket'in liderlik koltuğunda artık Erdal Ünönü vardı. Aynı dönemde siyaset yasaklısı Bülent Ecevit'in düşünce ve hayat arkadaşı Rahşan Ecevit Demokratik Sol Parti'yi kuruyordu. 1987 yılında siyaset yasağı kalktığında Ecevit partinin doğal lideri olarak emanet koltuğu aldı. O yıl yapılan seçimlerde
CHP'nin oy oranı %25 oldu. Ecevit'in DSP'si ise %8,5'la barajın altında kalmış ve Ecevit liderlikten kısa bir süre istifa etmişti. Oylar SHP'ye. SHP geliyor. Umutla bekleme. 1989 Sosyal Demokrat Hareket'in yeniden canlandığını müjdeliyordu. SHP belediyelerde iktidar koltuğuna oturmuştu. 1989'dan itibaren SHP içinde hizip ve iktidar mücadelesi su yüzüne çıktı. Deniz Baykal ile Erdal İnönü arasındaki bu mücadelede Baykal tam 3 kez kongrede Erdal İnönü'ye yenildi. Ancak Baykal ve ekibi CHP yıllarından gelen bir tecrübeyle iktidar hedefini hiç kaybetmedi. 1991 seçimleri %20,8 oy oranıyla SHP'ye iktidar kapısını açtı. İnönü bu dönemde oyların bölünmemesi ve DSP'nin tek kişilik parti olduğu eleştirisiyle Sosyal Demokrat Hareket'te birlik sağlamaya çalışıyordu. DYP ile kurulan koalisyon 4 yıllık bir icraat dönemi yaşadı. CHP bir yandan hükümet ve ülkenin sorunlarıyla boğuşuyor, bir yandan da parti içi çekişmelerle uğraşıyordu. Deniz Baykal ve arkadaşları 1992 yılında CHP'yi kurdu. CHP'den ayrılan bu grubun mecliste 21 milletvekili vardı. Ben şimdi diyorum ki 11-12 Eylül kurultayında yeniden genel başkanlığa aday olmayacağım. 1993'te Erdal İnönü parti genel başkanlığından ayrılmaya karar verdi. Neredeyse her yıl birkaç büyük kongre yapan SHP ciddi bir güven bunalımı yaşıyordu. Partinin genel başkanlığına Murat Karayalçın seçildi. Sevgili genel başkanım, bundan sonra da ilginizi, sevginizi, desteğinizi aslanlardan esirgemeyeceğinizi bilerek size bundan sonraki yaşamınızda mutluluklar diliyorum eşinizle birlikte. 1994 yerel seçimleri bu bölünmenin ağır bir bedeli olduğunu gösteriyordu. Yerel seçimlerde CHP %13,6, DSP %8,8 ve CHP %4,6 oy aldı. Seçimin galibi ise Refah Partisi'ydi. 1995'te CHP ile SHP yeniden birleşmeye karar verdi. Bu defa Deniz Baykal muradına ermiş ve partinin genel başkanı olmuştu. 1995 seçimleri halkın bu birleşmeyle hiç tatmin olmadığını gösterdi. Parti içi hizipler nedeniyle CHP'den uzaklaşan seçmen sadece %10,6 oy vermişti. Buna karşılık DSP'nin oy oranı %14,6 olmuş ve ilk kez Ecevit Sosyal Demokrat kanatta birinci parti konumuna yükselmişti. 1998 yılında Baykal'ın desteğini çekmesiyle Mesut Yılmaz'ın azınlık hükümeti çöktü. Ardından Bülent Ecevit 18 Nisan 1999 seçimleri öncesi bir azınlık hükümeti kurdu. Tam da o günlerde Ecevit'e Kenya'dan bir seçim armağanı geldi. ...18 Nisan seçimleri sonunda DSP %22,2 ile birinci parti olurken CHP barajı aşamadı ve tarihinde ilk kez meclis dışında kaldı. Bu yenilgi sonunda Baykal istifa etti. Yerine Altan Öymen genel başkan oldu. 1999 yılında CHP bir kez daha liderlik yarışına sahne oldu. Öymen dışarıya yansıyan bu çekişmede yeniden genel başkan seçildi. Ancak parti yönetiminde yeniden Baykalcı kanat ağırlık kazanmıştı. CHP'nin bitmeyen grupçuluk hizip imajına son noktayı ise yine Deniz Baykal koydu. 30 Eylül 2000'de halkın onu geri istediği gerekçesiyle parti genel başkanlığına aday olduğunu ilan etti. Kongrede seçimleri kazandığı ve genel başkanlık makamına oturdu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi ve zihniyeti tek adam, başka kimse konuşmasın. Tek ses bir zaman sonra yok ses haline geliyor. Diğerleri yok ses olur. Ben sorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri kim desem biraz düşünerek cevap vereceksin. Oysa bir sosyal demokrat parti, bir sol partinin söz ve karar hakkı tabandadır. Halkın içerisinden biriken düşünce yoğrularak yukarıya doğru gelmeli. O mekanizma kalkmıştır. Baykal'ın bu son icraat döneminde üye kayıtları ve partinin ağır toplarına dönük ihraç kararları nedeniyle yeniden istifalar, protestolar yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi kısaca kimliğini kaybetti, kişiliğini kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce devrimci heyecanını yitirdi. Tarihine ve misyonuna ihanet etti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları söylüyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri buna neden oldu. Bunu açıkça ortaya koymak için. CHP'den ayrılanlar yeni arayışlar için yelken açtı. 1999 Nisan seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamento dışında kalmasının nedeni Baykal yönetiminin CHP programındaki sosyal demokrat ilke ve öncelikleri yok sayan, rüzgara göre biçimlenen içeriksiz politikalarıdır. DSP ise CHP'nin aksine parti içi çekişmeleri olmayan sakin bir imaj çizmişti. Ancak parti içinde bütün karar alma sürecinde Ecevit çiftinin imzası olduğu, partinin Ecevitlerin kadife eldiveniyle yönetildiği iddiaları hiç eksik olmadı. DSP'de bardağı taşıran gerilim ise son kongrede yaşandı. Partinin iktidardaki uygulamalarından memnun olmadığını ve parti içi demokrasinin iyi işlemediğini söyleyen Sema Pişkinsüt, genel başkanlık için adaylığını ilan etti. Ezelebet, Ecevit diyen partili kadroların yoğun protestosuyla karşılaşan Pişkinsüt'e kongrede konuşma izni verilmedi. Tartaklandı. Onu bırak! Onu bırak! Şimdi biz bunları, düşünceyi, ifadeyi, demokratikleşmeyi, demokratikleşmenin parti içerisindeki eli ayağı olan partinin kurumlarını, partinin kurullarını çalıştırmada sorunlarımız varsa, o zaman Türkiye'nin sorunlarını nasıl kucaklarız? Türkiye'nin son 18 yılına damgasını vuran, emekçilere sizin için varız diyen iki sosyal demokrat partisinin hisseli hikayesinin özeti böyle. Birini parti içi iktidar savaşları, diğerini ise rekabetsiz bir iktidar koltuğu yıpratıyor. Özgürlükçü olduğunu söyleyen iki parti, demokrasiyi kendi evinde uygulayamıyor. Hocam siz Deniz Baykal'ın CHP'ye geri dönüşünü nasıl karşılamıştınız? Yani istifa ettikten sonraki dönüşünü. Tabii yani uğraştı, kazandı, dönebilir. Ama dönüş nasıl bir dönüştür? O değiştim. Öyle ha, yani onu herkes merak ediyor. Acaba öyle değil. Yani daha önceki ha. Baykal'la... Ha, tabii yani daha önceki Baykal ya da öbürleri. Yani daha önceki dönemde bütün o liderlik değişmelerinin... Aslında genellikle hani hizipler falan deniyor. Keşke doğru dürüst bir hizipleşme olsaydı. Bir sol partinin içinde fikir çatışmaları olur. Kanatlar olur dünyada baktığımız zaman. Sol öyle ilerler. Bir grup daha radikal tutumunu savunur. Öbürü başka bir şeyi savunur. Bunlar çatışır. Parti bunlar arasında seçer. Böyle böyle gider. Ve gelişir sürekli düşünce. Bu olmadı. Yani bir kişisel... gruplaşmalar. Ondan yana bundan yana denen hizipler ortaya çıktı. Şu fikirden yana bu fikirden o yana. Olmadı. O olmadı. Siz değişme görmüyorsunuz. Yani Deniz Baykal geldiği zaman değiştim dediğinde yeni bir şey bekliyorduk. Ama eski Baykal kendisini tekrarlamaktan öteye daha da Baykal oldu. Yani? Yani başkalarına tahammül edemeyen kendi hizbiyle ama fikir üretmemiş, yeni bir şey üretmemiş olan hizbiyle baş başa kalmış olan ve başkalarına tahammül etmeyen bir Baykal. O bir tıkanma yarattı ve orada da insanlar bir umut görmediler. Yani parti içi mücadele dahi olmuyor ki bu bir fikir mücadelesine, kanat mücadelesine dönüşsün. Bu olmayınca tabii oradan bir kısırlık da çıktı. Peki ama bir yerde durmadan solda biz sürekli hizipleşmeler, birbirini yemeler, kurultay. Bu solun içinde olan, kemiğinde olan bir şey mi? Yok, yani bu şekilde değil. Ama onun kemiğinde, içinde olan düşünce çatışmasıdır. Belirgin düşüncelerin çatışmasıdır. Bu olmadı. Ben onu çok zararlı görmem. Yani kanatlar oluşur. O kanatlardan yeni fikirler çıkar. İşte diyalektik denen şey odur. Yani gelişme böyle çatışmayla olur. Ama bu insanların anlamsız ortaya bir itici güç, bir yön gösterici düşünce koymadan
çatışmaları çok kötü. Çok. Şimdi son DSP kongresinde baktık, Pişkin Sütun olayları evet. Şey yaptı. Hatta bazıları Demokratik Sopa Partisi yapmış evet. Şeyi. Sizce DSP nasıl bir parti? Parti mi? Parti mi? Ki parti yani değil. Benim ayrılış nedenlerimden biri yani de bu. Yani bir sol adını taşıyorsa onun gerçekten bir sol parti olması gerekir. Parti değildi. Örgütüne baktığınız zaman 3 ayda bir, 4 ayda bir sürekli değiştirilen, değişen değil değiştirilen bir örgüt. Üyelik konusu çok belirsiz, kim üye kim değil bu yok. Bu yapının merkeze yansıması yok. Kim neyi yönetiyor o belli değil. İki bu kişi, muydu sizin kişinin. Şeyiniz? İstifanızın nedeni? Bunlardan biriydi benim istifa sebebim. Yani bu istifa sebeplerinden biriydi. Yani partileşme olmuyor demiştim. Zaten Sayın Ecevit'le ilk çatışmamız bu oldu. Ben Marmaris'te bir parti nasıl olmalıdır diye konuşmuştum. Sayın Ecevit, bu düşüncenize katılmıyorum, sonuna kadar mücadele edeceğim dedi. Ben partinin grup başkan vekili iken. Bu bir. Ama orada o zaman bitmedi. Daha başka nedenler vardı. Ben partiden ayrılırken yaptığım konuşmada grupta, tıpkı CHP'den ayrıldığım zaman yaptığım gibi grupta bir konuşmayla ayrıldım. Dedim ki bazı şeylere katılmıyorum. Yani mesela ANAP'ın peşine takılmış olmamız ekonomik sosyal politikalarda. Bu demokratik bir sol partiye yakışmaz. Sol parti böyle bir peşe takılmaya layık olmayan bir partidir demiştim. Fethullah konusunda. Af konusunda daha partinin grubuna getirilmeden bütün bunlar 5 neden vardı. O zaman bunları saydım. Yani bunlar benim düşünce temelinde bir ayrılış. Peki hocam aslında bir yerde halk gerçekten de Ecevitler gittiği takdirde, Ecevit yok olduğu takdirde DSP biter mi? Bu haliyle evet. Bitmemesi için eğer devam etsin ve kurdukları parti, tırnak içinde söylüyorum, devam etsin istiyorlarsa şimdiden bazı şeyler yapmaları lazım. Yani parti içinde bir ifade özgürlüğünü, bir çatışmayı, çatışma derken bundan ile kavgayı anlamıyorum. Ama düşüncelerin ortaya çıkması, yanlışların söylenebilmesi ya da bir aday ortaya çıktığı zaman onun dövülmemesi ya da dışlanmaması, bütün bunların şimdiden olması gerekir ki bu parti... Ama her şey Ecevitlerin iki dudağının arasında diyorsunuz DSP'de. Şimdilik yani. Öyle. Şimdilik öyle. Bir toplum artık sol toplumda, toplumun hemen genelinde de aslında yeni bir sosyal demokrat yüz mü istiyor? Yeni politika mı istiyor? Nedir bakın, sizin gördüğünüz? Siz de sosyal demokrat sözünü kullandınız. Yani evet. Acaba onu mu istiyor? Yani sosyal demokrasinin ne olduğunu falan toplum derinliğine düşünmüş mü? Ya da Avrupa'daki sosyal demokrasi nedir? Türkiye'ye bu nasıl oturur? Şimdi Türkiye'de aslında bir düşüncenin havada gezdiğini, insanların zihinlerinde oluştuğunu seziyorum. Çünkü Türkiye dibe vurmuştur. Türkiye çürüyor, batıyor. Türkiye dıştan yönetilmeye başlandı. Birileri dıştan yollanıyor, birileri dıştan biçilmiş olan modelleri Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışıyor. Hatta bir kişi bunu yapmaya çalışıyor. Halk bunu seyrediyor. Bütün bu yapılanların kendi hayatını düzeltici, toplumu daha dengeli, daha sağlıklı duruma getirici bir etkisi olmadığını görüyor. Gitgide kötüleşiyor Türkiye. Yani birini arıyor. Böyle bir ortamdan, yani birinden önce böyle bir ortamdan mutlaka bir özlem doğar. Bizi değiştirmek gerekir, bu toplumu düzeltmek gerekir düşüncesi dolaşıyor etrafta. Kim buna sahip çıkacaksa Türkiye'yi o sürükleyecek. O götürecek artık bundan. İşte ne bileyim MHP mi? Bir yerden birisi götürecek. Ama bunu böyle bir durumda sahip çıkması gereken soldur. Çünkü sağ partiler, dışarıdan getirilen modeller Türkiye'yi bu duruma sokmuştur. Bunun doğal tepkisinin sol olması gerekir. Ve facia buradadır. Yani bugün solun bırakın %20-25 oy iddiasını. Solun düpedüz tek başına iktidar olma iddiası. Ecevit bunu söylüyor ama inandırıcı evet. değil. Onu söyleyebilmek için bu özleme yanıt verecek bir söylemle ortaya çıkma. Ben değiştireceğim, Türkiye'yi kurtaracağım ve Türkiye'ye dinamizm kazandıracağım. Böyle sürüklenen,
çürüyüşe doğru sürüklenen bir Türkiye istemiyorum diyen bir sol lazım. Bağırması gerekiyor. Sevgili seyirciler, bu son derece ilginç söyleşimize devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, programımıza devam ediyoruz. Ben Mümtaz Hoca'ya her şeyden önce yeni bir süperstarımız var. Kemal Derviş var. Çok büyük destek alıyor. Bütün anketlerde birinci sıraya geçiyor. Ne diyorsunuz? Kemal Derviş kim? Ne düşünüyorsunuz Kemal Derviş için? Kotarelli gitti, Kemal Derviş geldi. Yani bir dışarıdan yollandı. İkincisi bununla yetinmiyor. Zannediyorum dışarıdan da kendisinden beklenen o. Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyor. Yani bir şeylerin başına geçmek, Türkiye'ye yön vermek istiyor. Politikaya atlayacak. Politikaya atlamak istiyor. Ama orada müthiş bir acemilik görüyorum ben. Yani, ne gibi? Böyle söylememesi gereken sözleri söylüyor. Mesela? Biraz ne bileyim şeyin Telekom'un %99'unu satacağız diyor. Sonra olmayınca işte askerler tepki gösterince başka şeyler söylemeye başlıyor. İşte birleştireceğim diyor bütün solu. Bir iddia, tamam birleştiriyorsan o zaman hiç olmazsa birinden birine gir. Şimdi girmemeye çalışıyor. DSP'ye gir diyorlar. Girmeme. Demek ki kafasında başka bir şey var. Kim bilir, belki de gidecek Deniz Baykal'la mı? Hazır orada sizce bir parti yapacak? Var. Galiba öyle yapacak. Yani bir hazır partinin başına geçebilse ya da orada etkili olabilse tercih edermiş gibi geliyor. Ama yani bütün bunlar bana sorarsanız boş. Demin söylediğimiz beklentiye, özleme cevap vermiyor. Yani şimdiye kadar 20-25 yıldır 24 Ocak kararlarından beri, 1980'den beri uygulanan politikanın devamcısı. Yani onu devam ettirmek diyor. IMF'nin politikalarını, Dünya Bankası'nın politikalarını, ki Türkiye'yi bu hale getirmiş politikalardır, onlara bir tepki, bir antitez olarak ortaya çıkmıyor. Tam tersine. Antitez olarak şeyi mi görüyorsunuz hocam? Türkiye'nin kendi içine kapanması, sınırlarını kapanması. Yani söylediklerimiz yanlış anlaşılmaya çok müsait şeydir. Ha, çünkü yani bunlara karşı çıkmak demek. Bir globalleşme varken. Yani bunun yanlış anlaşılmaması gerekir. Elbette küreselleşme var. Elbette teknolojik ilerlemeler var vesaire. Ama önemli olan bunlar karşısındaki tutum. Bunlarla baş edebilmenin, bunların yarattığı ortamda yine başını dik tutabilmenin, Türkiye'yi geliştirebilmenin, çağın önünde gidebilmenin yaklaşımları gerekiyor. Bunu da sol yapabilir diyorsunuz. Bunu da sol yapabilir. Ama siz hangi soldan bahsediyorsunuz? Kemalist soldan mı bahsediyorsunuz? Kemalist sözü belki ilk başta yine insana böyle geçmiş özlemini, bir nostaljiyi, kapanmış bir dönem. Ama Kemalist sol belki şu andan da anlaşıldığı zaman gerçek sol olur. Neydi Kemalizm? Kemalizm bir toplumu değiştirme projesiydi. Bir savaştan ve bir devrimden sonra kurulmuş bir cumhuriyetti. Ve o cumhuriyet, ben bu toplumu şöyle yapacağım diyordu. Bir dinamizm vardı. Şimdi o dinamizm öldü. O zaman bir yön vardı. Toplum nereye doğru gitmek gerektiğini ama biliyor. Bir de Atatürk vardı tabii. Atatürk vardı yani ama bir de Atatürk niye vardı? Atatürk bunları söylediği için vardı. Yalnız zeki, yetenekli insan olduğu için değil. Toplumun artık tarihte bir noktaya gelmiş olan toplumun hangi yöne gitmesi gerektiğini sezinlemişti. Tabii ve savaş o şekilde vesaire o düşünceyi ortaya koydu. Şimdi bu yön duygusu Türkiye'de kayboldu. Baktığınız zaman insanlar nereye gidiyoruz? Nereye doğru sürükleniyoruz bunu bilemiyorlar. Halbuki solun bir kere bunu ortaya koyması lazım. Onu şey, o anlamda Kemalist tabii. Yani Kemalist sol ancak bu Türkiye'yi böyle, bu şeyden çıkarabilir. Ve çağın önünde götürebilir. Çağın gerisinde kalmak diye bir tehlikesinin olmaması gerekir. Siz bugün Erdal İnönü ile konuştunuz. Evet. Çünkü şu anda Türkiye'de 3 tane sosyal demokrat, 7 de sosyalist eğilimli parti var. Ve Ankara'da 2 tane daha hazırlanıyor. İki parti daha, iki sol parti daha geliyor. Belki de 3. Belki de 3. Şimdi siz bunlardan bir tanesi Erdal İnönü'nün liderliği istenen bir parti. Siz bugün Erdal İnönü ile görüştünüz. Ne oldu? Geliyor mu? Erdal İnönü çıkıyor mu? Zannetmiyorum. Erdal İnönü yani siyasetin dışında kalmayı tercih ediyor. Ama eteğinden çekildiği ve işte önümüze geç, en azından şemsiye ol, bizi toparla denildiği için onu yapmaya çalışıyor. Herkesle konuşuyor. Ama konuşulduğu zaman yine Erdal İnönü'nün Erdal İnönü'lüğü ortaya çıkıyor. Yani çok kesin şeyler söylemeyen, demin söylediğimiz, o demin konuştuğumuz SHP tutumunu
çok fazla değiştirmek istemeyen, bugünkü modellere böyle bir sert biçimde karşı çıkıştan yana olmayan, evet bu gelişmelerle... Yani şans görmüyorsunuz siz İnönü'nün şemsiyesinin belki altındaki olsa bir oluşum. Olsa bir süre için bu toparlayıcılığı denemek isteyebilir. Fakat orada ben bir eksiklik görüyorum. Bu toparlayıcılık sadece herkese iyi davranmakla, aman uzlaşın demekle olacak bir şey değil. Toparlayıcılık asıl bugün toplumun beklediği ve solun edinmesi gereken o itici gücü, düşünceyi ortaya onu çıkaramaz. Koymak. Onu çıkarmaya kendi hem kişiliği hem de düşünceleri. Şimdi sizin Atatürkçü partide olduğunuz anlaşılıyor. Atatürkçü... demin söylediğim anlamda. Yani tamam. Sabahtan akşam Atatürk demekle Atatürkçü hayır, de olunmuyor. Hayır. Ama orada bir dinamizm var. Atatürk'ün ilkelerini daha ileriye götürmek var. Onların doğruluğuna inanmak var. Ama onlarla yetinmeyip çağı yakalamak var. Ne zaman oluyor? Bu ne zaman çıkacak? Nedir çalışma? Bilmiyorum tabii. Onun içinde de muhtelif eğilimler var. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bir kanadı partileşmek istiyor. Hı hı. Ama onlar... biraz böyle demin söylediğim anlamda Atatürk Atatürk diyerek hı hı. bunun bugün nasıl bir düzen değişikliği gerektirdiğini, halkın nelerine yanıt vermesi gerektiğini çok fazla düşünmeden bunu söylüyorlarmış gibi geliyor bana. Ama böyle bir bu kanatla uzlaşmak mümkündür. Yani hı. onlarla Atatürkçülüğü demin söyledim. Ama gene de küçük adalar olmaya başladı dikkat tabii ederseniz. Tabii yani bir, ama bu küçük bir DSP adaları var, ortadan bir CHP var, bir şey var. Bu küçük adaları ortadan kaldırmak insanların sadece basit diyaloglarıyla, birbirlerine hoş davranmalarıyla, iyi geçinmeleriyle, uygar davranmalarıyla olabilecek bir şey değil. Tekrar ediyorum ve belki de fazla tekrar ediyorum. Ama Türkiye'nin muhtaç olduğu yönü, Türkiye'nin bugün beklediği düzen değişikliğini, bugün çağdaş dünyada böyle bir şey. Yani Avrupa'sıyla, şu suyla, bu suyla değişen dünyada rekabete açılmış, dünyada artık tekelleri falan ortadan kaldırmaya yönelmiş bir dünyada nasıl ayakta durulabilir? Türkiye'nin nasıl bir iddiası olmalıdır? Bunu ortaya koyan, onu bunu satmakla bir yere varılmayacağını, bilakis elimizde ne varsa onları düzeltmenin gerekli olduğunu, halka bir güven vermenin gerektiğini düşünen bir fikri ortaya koymak lazım. Bunun da siz demin biraz önce satmaktan söz ettiniz. Hmm. Türk Telekom hayırlı olsun. Türk Telekom satılıyor galiba. Şeyden çıktı. Sizin çok iyi bitti. Yok. O kaç kere satıldı? Kaç kere satıldı da satılamadı? Ne yapacağız şimdi? Yanlış yapıyorlar. Gene sattırmayız. Yanlış yaparlarsa sattırmayız. Ne demek? Niye satılıyor? Türkiye'de diyorlar ki eskiden 30 milyon milyar dolar falan gelecekti. Hoca çıktı da davalar açtı bunu. Türkiye'yi batırdı falan diyorlar. Bir kere davayı ben açmadım. 90 imzalı vizyon imzalı. Tabii ama siz beyinsizdiniz. Ama neyse yani ama yani benim tabancam yok. İnsanları zorlamadım. Hayır, tabii. Ama elimde bir silah vardı hukuk. Onu kullandım. Deselerdi ki hani nasıl satılabilir? Bize yol göster. Hayır göstermem. Çünkü satılması gerektiğine inanmıyorum. O zaman 20 milyar dolar ediyorsa bunu satma fikrini bir tarafa atıp eğer satılamıyorsa bunu daha düzeltelim diye demeleri gerekirdi. Daha da geliştirelim. Hazır elimizde evet. Avrupa'da iddiası olan bir telekomünikasyon şebekesi ki vardı o zaman 93'te 94'te dünya Avrupa'nın birçok ülkesinden ileri bir düzenimiz vardı telekomünikasyonda. Onu daha da geliştirip biz alıcı olabilirdik. Balkanlarda şuraya buraya kendi teknolojimizi götürebilirdik. Bu iddianın bırakılmış olmasını ben kabul edemiyorum. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi bakacağız bir kere. Bu şu haliyle zaten satılmaz. Şu haliyle satılmaz. Bir takım... Yani o kadar şeyler, kısıtlamalar kondu ki diyorsunuz kimse almadı. Zaten yani benim bir şey yapmama gerek yok. Şu haliyle zaten kimse almaz. İkincisi biraz meclis ve kamuoyu da aldatılıyor. Oraya bir altın hisse koyarak bütün sakıncalar önlenecekmiş gibi bilinmiyor ki Türkiye'de bu altın hisse Avrupa'da nelere yol açmaktadır. Bugün Avrupa Komisyonu Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı önünde 4 ülkeyi bu çeşit satışların içine altın hisse koydukları için dava etti.
İtalya, iptal etti. İtalya, Fransa, Portekiz ve İspanya o mahkemenin önünde. İtalya kaybetti bile davasını. Yani altın hisse koyarak... Garanti değil. Garanti değil. Olsa olsa sadece ulusal güvenlik bakımından kullanabilirsiniz. Ama benim kamu menfaatim gidiyor, evet, ben ona karşı çıkıyorum dediğiniz zaman bu altın hisse numarasını diyelim, dünya kabul etmiyor değil artık. Mi? Avrupa en azından ya Avrupa'ya gireceğiz bunları kabul edeceğiz ya da bunlardan vazgeçeceğiz. Son olarak yine Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiniz mi? Ben gidemem ki tek başıma. Hayır. Yani... Dolaylı olarak varsa... Yani bu haliyle bile ben aslında bir sürü iptal nedeni görüyorum. Ama Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan gitme hakkımız yok. Bir idari dava dolayısıyla, evet, o idari davada anayasaya aykırılık iddiası dolayısıyla şu rezaleti bence rezalettir. Türkiye'nin elindeki büyük varlık altın yumurtlayabilecek olan bir tavuk altın hisse falan diyerek boğazlanmaktadır. Bunu durdurmak gerekir. İnanmıyorum satılması gerektiğine. Bu bir sembolik bir olay haline geldi. Yani dışarıdan Türkiye'ye, evet, biz kolunu ayağını büke büke bazı şeyleri kabul ettiririz diyen şeyini... Bush mektup yazıyor, o kuş bir şeyler diyor falan filan. Böylece Türkiye'ye bazı şeyleri zorluyorlar. Bu bana çok ağır geliyor. Koskoca bir ülkeyi, koskoca bir cumhuriyeti ve bazı en zor koşullarda bazı olaylara baş kaldırmış olan bir cumhuriyeti bu hale götürmeye, bu zillete düşürmeye hiçbirimizin hakkı yok. Mümtaz Soysal, çok çok teşekkürler programımıza katıldınız. Gene geçmişler olsun sevgili seyirciler. Bizden bu haftalık bu kadar. Süremizi bir 30 saniye kadar açtık. Aman efendim, kimselere randevu vermeyin. Yine gelecek hafta aynı saatte. Saat 22.05'te birlikte olalım. İyi akşamlar efendim.